Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Heycai dizisinin yine bir bölümünü geride bıraktık. Yeni bölümde neler olacak, bizleri neler bekliyor? Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve yeni videolar için bildirimleri açmayı unutmayın. Son bölümde Cihan artık araba olayında Mahsur'dan şüphelenmeye başlamıştı. Nasuh'u köşeye sıkıştıran Cihan ondan gerçekleri öğrenecektir. Nasuh Cihan'a Mehmet Aslan Bey'i öldürdüğünü itiraf edecek. Cihan bu sırrı şimdilik saklayacaktır ama yakında ortaya çıkacak ve Mira'nın Şadoğullarına olan düşmanlığı yeniden başlayacak. Mehmet Aslan Bey'i babasının öldürdüğünü öğrenen Hazan bir daha babasına yeniden düşman olacaktır. Şimdilik Miran Hazar'ın annesinin katili olmadığını öğrendiği için içi rahatladı ve Azize'nin yalanlarını ortaya çıkardı. Bundan sonra Hazar ve Miran birlikte hareket edecekler ve birbirini arkasında durarak birbirine destek olacaklar. Gerçeklerin tek kanıtı ise Gül Hanım'ın bebeğindedir. Herkesin elinde dolaşan bu bebeği kimin açacağı merak konusu oldu. Nasuh ise artık Azize'den şüphelenmeye başlamıştı. Azize'nin elindeki tesbih ve odasındaki resim Nasuh'u yine gerçeklere yakınlaştıracak. Aslında Azize Ayşe'dir ve Mehmet Aslan Bey de Nasuh'un oğludur. Nasuh ise yıllarca bu sırdan habersiz yaşamıştır. Azize'nin düşmanlığı da bu yüzdendir. Şadoğulları onun oğlunu öldürdüğü için intikam duyuyordur. Şehmuz'un son söyledikleri ise Azize'nin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Miran artık Azize'ni konaktan uzaklaştırmak isteyecek. Fakat Azize hiçbir yere gitmeyecektir. Çünkü Azize'nin oyunları bitmiyor. Yine bir plan kurarak Miran'ı Hazar'a düşman edecek. Yaren, Harun'dan kurtulmanın yollarını arıyordur. Ve en son çareni Fırat'ta bulacak. Ve Fırat'tan yardım isteyecek. Harun ise son planını devreye sokacak. Ve sonunda Şadoğullarının kabul etmediği paranı onlara verecek. Ve şirketin hisselerine ortak olacak. Ve Harun'un asıl yüzü de bundan sonra ortaya çıkmaya başlayacak. Azat da artık Harun'dan şüphelenmeye başladı. Harun, Azat'ın ondan nefret ettiğini ve şüphelendiğini hissetmeye başlayacak. Ve bunun arkasında neyin durduğunu araştıracak. Azat şimdilik Harun hakkındaki gerçekleri öğrenemeyecek ama yakında bazı ipuçlarına ulaşacak. Gönül de artık şirkette çalışmaya başlayacak. Azat'ın yardımıyla şirkette çalışmaya başlayan Gönül, her geçen gün Azat'a daha yakın olacak. Ve bundan sonra Azat ve Gönül arasında yeni bir ilişki başlayacak. Her şeyden habersiz olan Elif ise, yakında Gönül ve Azat arasında bir şey olduğunu fark edince, Gönül'e ve Şadoğullarına nefret etmeye başlayacak ve düşman olarak karşılarında duracak. Bizden bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarımızı sakın kaçırmayın. Hepinize iyi seyirler.